Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, GDH'ye verdiği röportajda Akıncı TİHA için Murat ASA radarının bir aydan kısa bir süre içerisinde teslim edileceğini açıkladı. Aselsan'a ziyaret gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, yerli ASA radarı Murad'ın dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek şekilde geliştirildiğini ve önce Akıncı TİHA'ya, ardından F-16 savaş uçaklarına ve nihayetinde MMU'ya entegre edileceğini açıklamıştı. Murad ASA radarının entegrasyonu sayesinde Akıncı için sonraki etaplarda yer alan hedeflerden biri olan hava-hava füzelerini kullanabilme kabiliyetinin önü açılmış olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Teknolojileri Kulübü'nün düzenlediği 10. Savunma Sanayi Günlerinde sunum yapmıştı. Akyol, Defense Here tarafından paylaşılan sunumda Murad Uçak, İHA-ASA radara entegrasyon ve deneme aşamasına geçtiğini açıklamıştı. 2021'de İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından gerçekleştirilen, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Savunma Sanayi firmalarının katılım gösterdiği Savunma Teknolojileri Günleri 21 etkinliği kapsamında konuşma yapan Ahmet Akyol, yerli ASA Burun radarının F-16 Viper'daki APG-83 radarından daha iyi olacağını belirtmişti.